2. sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün çarpma işlemi konusunu öğreneceğiz. Sonra da problem çözeceğiz. Örneğimize bakalım. Burada grup grup elmalar görüyoruz. Toplam elma sayısını bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Her gruptaki elma sayısını yazalım. 1. grupta 2 elma var. 2. grupta 2 elma. 2 elma. 2 elma. Toplam kaç elma var? 2, 4, 6, 8 elma. Tekrarlı toplama görüyoruz değil mi? Bakın ikiler tekrar etmiş. Bize böyle örnekler verildiğinde her zaman toplama işlemi yapmayacağız. Tekrarlı toplamanın kısa yolu olan çarpma işlemini yapacağız. Nasıl mı? Birlikte bakalım. Kaç grup görüyoruz? Bakın 1., 2., 3., 4. grup. 4 tane grup var. Yazıyorum. 4 kere 2. Her grupta 2 tane elma var. Bu yüzden 2 yazdım. Çarpma işaretinin sembolü bu şekilde çocuklar. 4 ile 2'yi çarptığımda toplam elma sayısını bulacağım. Bakın 4 tane grup olduğu için 4 yazdım. Her grupta 2'şer elma olduğu için 2 yazdım. 4 kere 2 kaç yapar? İsterseniz 4 parmağınızı açıp 2'şer 2'şer sayın. Ya da 2 parmağınızı açıp 4'er 4'er sayın. İkisinde de aynı sonuca ulaşacağız. 4 parmağımı açtım. 2'şer 2'şer sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Toplam 8 elma var. Bakın aynı sonuca ulaştık. Demek ki tekrarlı toplamanın kısa yolu neymiş? Çarpma işlemi. 1. grupta 4 muz, 2. grupta 4 muz. Toplam muz sayısını bulacağız. 4, 8. 8 tane muz var. Tekrarlı toplamayı çarpma işlemi olarak nasıl ifade edeceğiz? Önce grup sayısını yazıyoruz. Kaç grup vardı? 1, 2. 2 grup var. 2'yi yazdık. Çarpı. Peki her grupta kaçar tane muz vardı? Her grupta 4'er tane muz vardı. 4'ü yazıyoruz. Çarpma işlemi yaparken 2 parmağımızı açıp 4'er 4'er sayabiliriz. Ya da 4 parmağımızı açıp 2'şer 2'şer sayabiliriz. 2 parmağımı açtım. Geriye ne kaldı? 4. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8. Toplam 8 tane muz var. Toplam kaç lira olduğunu bulmak için önce toplama işlemi yapalım. 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira. Ritmik sayma yapıyoruz. 5, 10, 15, 20. Burada toplam 20 lira var. Çarpma işlemi olarak nasıl ifade edeceğiz? 1, 2, 3, 4. 4 grup var. 4 çarpı. Her grupta 5'er lira var. 5'i yazıyoruz. Daha sonra 4 parmağımızı açıp 5'er 5'er sayabiliriz. Ya da 5 parmağımızı açıp 4'er 4'er sayabiliriz. 4 parmağımı açtım. 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10, 15, 20. Toplam 20 lira var. Şimdi birlikte problem çözelim. Tanesi 4 lira olan kalemden 4 tane alan Melis satıcıya kaç lira öder? Problem çözerken sizlere her zaman şekil çizmenizi öneriyorum. Şekil çizdiğimizde hangi işlem olduğunu daha rahat görmüş olacağız. Burada kaç tane kalem aldığını söylemiş. Bakın 4 tane. Öyleyse 4 tane kalem çizelim. İlla kalem şekline benzemek zorunda değil. 4 tane daire, kutu, çer istediğinizi çizebilirsiniz. İstediğiniz şekil olabilir. Amacımız burada görsel olarak ifade edip işleme karar vermek. 4 tane kalem almış. Bunlar Melis'in aldığı toplam kalem sayısı. Peki soruya tekrar dönüyoruz. Tanesi 4 lira olan. Tanesi kaç liraymış? Bakın 4 lira. Bu 4 lira. Diğeri de 4. Diğeri 4. Çünkü tanesi 4 lira. Diyor ki bize soruda satıcıya kaç lira öder? Bunların hepsini aldı Melis. Toplam fiyatı bulacağız. Bakın ne yaptık? Toplam fiyat. Toplama işlemi yapacağız. Peki ne öğrenmiştik? Tekrarlı toplamanın kısa yolu neydi çocuklar? Çarpma işlemi. Demek ki burada biz çarpma işlemi yapacağız. Bakın şekil çizince işlemi bulduk. Kaç tane kalem almıştı? 4 kalem. Her biri kaçar liraydı? 4'er lira. 4 ile 4'ü çarpacağız. 4 parmağımızı açıp 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, 12, 16. Melis satıcıya 16 lira ödeme yapacak. 10 sayısının 5 katı kaçtır? Katı kelimesini gördüğümüzde çarpma işlemi yapacağız çocuklar. 10 ile 5'i çarpacağız. 10 parmağımızı açıp 5'er 5'er sayabiliriz. Ya da 5 parmağımızı açıp 10'ar 10'ar sayabiliriz. 5 parmağımı açtım. 10'ar 10'ar sayıyorum. 10, 20, 30, 40, 50. 10'un 5 katı 50 yapar.
tanesi 8 lira olan toplardan 3 tane aldım. Kaç lira öderim? Şekil çizelim çocuklar. Kaç tane top almıştı? 3 tane. 3 tane top çiziyorum. 1, 2, 3. Tanesi kaç liraydı? Bakın soruda bu verilmiş. 8 lira. Altına yazıyorum. 8 lira. Bu top da 8 lira olacak. Çünkü her biri 8 lira topların. Kaç lira öderim diye soruyor. Toplama işlemi yapmak yerine kısa yoldan çarpma işlemi yapacağız. Kaç tane top almıştı? Harikasınız. 3 tane. Her biri kaçar liraydı? 8 lira. Çarpma işlemini yaparken 3 parmağımızı açıp 8'er 8'er sayabiliriz. Ama biz 5'lere kadar öğrendiğimiz için 8'er 8'er sayamayabiliriz çocuklar. Bunun yerine 8 parmağımızı açıp 3'er 3'er sayacağız. Kalemlerimi bırakıyorum ve 8 parmağımı açıp 3'er 3'er sayacağım. Bakın 8 parmağımızı açacağız. Geriye 3 kaldı. 3'er 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Demek ki aldığı 3 top için 24 lira ödeyecek. Her birinde 9 yumurta olan 5 kutu yumurta aldık. 8 tanesi kırıldı. Geriye kaç yumurta kaldı? Önce toplam yumurta sayısını bulacağız. Bunun için soruya tekrar dönüyoruz. Kaç kutu yumurta alınmış? 5 kutu. 5 tane kutu çiziyoruz. Şekil ile çizdiğimiz zaman işlemi bulmamız daha kolay olacak. 3 kutu, 4 kutu, 5 kutu. Nasıl çizdiğimizin bir önemi yok. Amacımız işlemi bulabilmek. 5 tane kutu yumurta almışlardı. 9 yumurta varmış. Her bir kutuda 9 yumurta, 9, 9, 9, 9. Toplam yumurta sayısını bulmak için toplama işlemi yapmıyoruz çocuklar. Kısa yolu olan çarpma işlemi yapıyoruz. Kaç tane kutu vardı? 5. Her birinde kaç tane yumurta vardı? 9. 5 parmağımız açık 9'ar 9'ar sayamayız. 9 parmağımız açık 5'er 5'er sayıyoruz. Çünkü daha 9'ar saymayı öğrenmedik. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Toplam yumurta sayısı neymiş? 45. Peki soru bitti mi? Bizden yumurta sayısını mı istemişti? Hayır. Böyle bırakırsak yarım yapmış oluruz. Soruya tekrar dönüyoruz. 8 tanesi kırıldı diyor. Kırılınca yumurta sayımız ne olur? Harikasınız, azalır. Azalacağı için ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. 45'ten 8'i çıkarırsak 37 kalır. Geriye 37 tane yumurta kaldı. Dersimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.